cem ve fark. Bu tarikatta usul şudur. Halk topluluğu içinde ve fark makamında iken gönlün hak taala ile birlikte ve cem halinde olması halvetteki cem halinden daha üstündür. Cem hali bir cevher gibidir. İnsan o hali toplum içinde ne kadar gizlerse cevheri o kadar saf olur. Bu manada şöyle demişlerdir. İçinden ve gönlünden haberdar ol, dışarıdan ise bir haber. Bu tür güzel bir usul dünyada az bulunur. Hacikan efendilerimizin sözlerinden biri şöyledir. Halvet kapısını kapat, şeyhlik kapısını kapat, dostluk kapısını aç. Uzlet kapısını kapat, sohbet kapısını aç.'' Niyetin hakikati ki gerçekte bu iradi değildir. Bu tarikatta şu şekilde ifade edilmiştir. Her işin suretinin ruhu o işin niyetidir. Eğer niyet yoksa ümit fayda etmez. Hiçbir iş sonuç vermez. Bu yüzden kişi ihlas kazanma yolunda kendisini neticeye bakmaktan korumalıdır. Niyete bakmalıdır. Açık şöyle buyurulmuştur. Ümitsiz ve beklentisiz amel netice vermez. Nitekim bir sahabinin sözü hatta merfu hadis olarak da nakledilen şu cümle bu manadadır. Hesabı, niyeti ve beklentisi olmayana sevap da verilmez. Hesap amelden sevap ve netice beklemektir. Hayırlı bir amelin hem dünya hem de ahirette neticesi vardır. Bundan dolayı Ebu Süleyman Darani Kuttesuruh şöyle buyurmuştur: Dünyada sevabı olmayan bir işin ahirette de karşılığı ve mükafatı yoktur. Benliği yok etmek ve manevi terbiye. Ehli batığının yolu yaptığı ameli az görmek, tevazu göstermek, yokluk, aç, amelin kusurlu ve halleri noksan görmektir. Beşeri varlığın ve benliğin yok olmasında kendinde kusur görmek kadar yardım eden hiçbir şey yoktur. Peygamberlerin zelle yani küçük hatalara düşmelerinin hikmetlerinden biri de budur. Tövbenin hakikati Günahların asli olan beşeri vücuttan tövbe etmektir. Bu da beşeri varlığı tanıyıp onun bakasının elemini fark ettikten sonra gerçekleşir. Bu elem ve acz içindeyken gönlünden hak talaya yalvarır ve inler. İşte tövbenin hakikati budur. Halk senden korkar ben ise kendimden korkarım. Çünkü senden iyilik kendimden ise kötülük görmüşümdür. Müslümanlık derdinin nimetini bana ver. Zulmani nefsimin yok olmasını bahşet. Ehullah'ta bir kusurun zuhur etmesi de onların beşeri vücutunu ve benliğini yok etmek hikmetine menbidir. Şeriata bağlılık duygularıyla Hz. Musa'nın Hızır aleyhisselama yaptığı itirazlar da bu hikmetlerden biridir. Hz. Musa itirazlarında hatalı olduğunu anladı ve Musa'nın benliği yok oldu. Hakiki mürşit olan Cenab-ı Hak dostlarından her birini kendi hal ve karakterlerine göre farklı usullerle terbiye eder. Bu ümmetin velileri Hz. Peygamber'in velilik yönünden bir hisse sahibi oldukları gibi diğer peygamberlerin velayetlerinde de mutlaka hisse sahibidirler. Bu ümmetin velileri ilmi ledununundan hisseyi Hızır Aleyhisselam'ın meşrebine bağlanmak ve onun ruhaniyetinden yardım istemek istimdat suretiyle elde ederler. Ancak veliler cismani suret nedeniyle bazen bu istimdattan gafil olurlar. Açıklama bu ümmetin velilerin önceki peygamberlerin ruhaniyetin kandillerinden feyiz ve nur alıp onların ruhaniyetinden yardım istemeleri Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a tabi olmalarına aykırı değildir. Çünkü geçmiş bütün peygamberler Hz. Risalet Aleyhisselatü vesselamın nübüvvet kandilinden hakikat nurları almışlar ve onun mukaddes batınından yardım istemişlerdir. Tüm peygamberlerin ruhları Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın ruhaniyet alanı içindedirler. İlmi leduni ehli kurba yani hak talaya yakin olan kişilerin vasıtasız ilahi öğretim ile bildirilir. Bu ilim Hak Teala'nın zat ve sıfatlarını bilmekle alakalıdır. Bu ilmi Liduni'nin Hak Teala alemi gaybtan ehli kurbun kalbine atar. De ki Rabbim şüphesiz hakkı yerine atar. O gaybları iyi bilendir. Bu ilim veçt ve zevk müşahede edip yaşamakla olur. Yoksa akıl ve naklin delaletiyle değil. Bir vakit olur ki hakikat nuru zuhur eder ve gönlü birleşir. Beşeri sıfatların perdesi kalkar. Gönül levhası, ruhani, akli, zemi ve hissi, ilimlerin nakışlarından tamamen saf ve duru olur. Kul, beşeri vücudundan çıkıp kendi katından hak katına ulaşır. O makamda hakkın zat ve sıfatlarını anlama konusunda manaları ve kelimeleri idrak edebilecek hale gelir. Melekler gibi bizim ilmimiz yoktur de. Ancak senin bildirdiğini biliriz. Sırrı eline tutsun. Bu mektepte harfleri ve hecelemeyi bilmezsen Ahmet aleyhissalatu vesselam gibi akıl ve irfan nuruyla dolarsın. Bu yolda aslı o alemden olan bir bilgi gerek. Zira her fer aslına delalet eder.'' Her kanat denizi aşacak güce nereden sahip olsun Allah bilgisi gerek ki insanı Allah'a kavuştursun